Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Türkiye vatandaşlarının AB ülkelerine gitmek için yaptığı Schengen vize başvurularına gelen olumsuz yanıtları konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum Habertürk.com Dış Haberler Editörü İrem Kuşoğlu Görgü. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk Helin. İrem, şimdi son olarak bir haber yaptın sen de. Bizim o şekilde haberimiz oldu aslında. Türkiye vatandaşlarının şu anda savaşın olduğu ve bütün dünyanın aslında ambargo uyguladığı Rus vatandaşlarına göre daha fazla AB vize başvurularında, Schengen başvurularında red yanıt aldığı ile ilgili. Bu iddia neye dayanıyor? Bu iddia aslında Reuters'ın bir haberine dayanıyor. Reuters'ın kaynağı da schengenvizeinfo.com adlı bir site. Bu sitede yer alan bilgiye göre aslında Schengen vize başvurularında dünya genelinde bir ret oranında fazlalık görüyoruz. Ama özellikle Türk vatandaşlarının ret oranı çok daha fazla. O kadar fazla ki bu savaş nedeniyle yaptırıma maruz kalan Rus vatandaşlarından daha fazla ret oranı görüyoruz Türklerde. Bunun tabii tam olarak nedeni kısmına gelirsek aslında çok farklı sebepler de olabilir. Örneğin işte savaş kaynaklı ve yaptırımlar kaynaklı Rus vatandaşlarının başvurularının daha az olması ve buna karşın da Türk vatandaşlarının gereğinden fazla başvurması bir neden olarak düşünebiliyor ama tabii ki bununla alakalı resmi bir açıklama da yok. Peki Türkiye'nin en çok ret aldığı ülke hangisi? Biz eskiden hep kuzey ülkeleri diye düşünürdük. Artık biraz değişti bu. Şimdi öncelikle zaten çok Türkiye'den fazla kişinin gittiği bir Almanya vardı zaten. Bununla birlikte bir de şu anda Estonya çıktı. Estonya %59.28'lik bir oranla en fazla ret veren yarıdan ülke. Yarıdan da fazla. Evet, çok ciddi bir şekilde ret oranı yüksek. Bununla birlikte 0.97 ile de Lüksemburg en kolay aslında veren ülkelerden birisi. Yani ret oranı 0.97 şu anda Lüksemburg'un. Şimdi Estonya'da bu kadar fazla ret olmasının sebebi de yine resmi bir açıklama olmamakla birlikte Türkiye'den çok fazla kişi daha kolay vize alındığını düşünerekten Estonya'dan başvuruyor. Estonya'dan başvurduğu için de bu tabii bu ülkenin konsolosluklarında bu ülkeden başka bir yere kaçabilir gibi bir endişe yarattığı için sıkıntı yaratıyor ve ret oranı da buna bağlı olarak fazla görünüyor. Son olarak bir de Bakan Çavuşoğlu vize başvurularındaki ret oranının yükselmesinin aslında bilerek yapıldığını söylemişti. Bununla ilgili AB'den bir açıklama var mı? Direkt AB'den olmasa da aslında bir bilgin var senin, onu paylaşırsan seviniriz. Tabii. AB'den doğrudan bir açıklama olmasa da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan bir açıklama var. Nikolaus Meyer-Landrut bu konuyla alakalı açıklama yaptı ve bunun siyasi gerekçelerle alınmadığını, tamamen bireysel olduğunu öne sürdü. Hiçbir kararın siyasi gerekçelerle alınmadığını söyledi ve bununla beraber de bir ekleme yaptı ve Türkiye'deki başvurularda diğer ülkelerin başvurularına kıyasla nispeten daha fazla belgede eksiklik ve evrakta sahtecilik göründüğünü söyledi. Tabii bununla beraber tek nedenin de bu olunmadığı tahmin ediliyor ama tabii ki şu anda AB'den yapılan en yetkili açıklama bu konuyla alakalı bu. Bununla birlikte de aynı zamanda tabii şimdi bu açıklama resmi bir açıklama olarak görüyoruz ama aslına baktığımızda her Schengen ülkesi ayrı karar alıyor. Bu yüzden bu konuyla alakalı, yani ret alınmasıyla neden Türk vatandaşlarına daha fazla ret verildiğiyle alakalı aslında tek tek ülkelerin ayrı açıklama yapması gerekiyor. Ama bununla alakalı da herhangi bir kurumdan şu anda neden Türk vatandaşları daha fazla ret alıyor diye henüz bir açıklama gelmedi tabii ki. Ki daha önce aslında biliyoruz ki işte yurt dışına çıkmış bir sürü insan şu anda ret yanıtı aldığını duyuyoruz çevremizde. Evet, daha önce çok sık yurt dışına gitmiş olan insanlarda, hatta bunun içerisinde hani sık sık yurt dışında fuarlara, seminerlere giden gazetecilerde de çok fazla ret oranı olduğunu görüyoruz. Peki son olarak da ret yanıtı neden veriliyor? Yani hani bir gerekçe sunuyorlar muhakkak ki, o gerekçe ne oluyor çoğunluklu olarak? Ya çoğunluklu olarak aslında ret verilmesinin sebebi maddi gelir durumu ve ekonomik sebeplerden kaynaklı. Şimdi baktığınız zaman özellikle yabancı basında ve bununla alakalı kaynaklarda şöyle bir şeyden bahsediliyor. Şimdi 5500 TL'lik bir asgari ücretten bahsediyoruz ve bunu aslında euroya çevirdiğimizde 300-301 euro gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve sadece Schengen başvuru kısmına girdiğimizde bile, hani başvuru yaptığınızda bile 80 euro artı kurumlara masraf falan derken bunun 100 euroya ulaştığını görüyoruz. O yüzden hesaplarındaki paranın
gerçek bir para olduğuna inanmıyorlar. Ve o yüzden ekonomik sebeplerden dolayı çoğunlukla ret veriyorlar. Aslında en önemli sebeplerden birisi bu. En azından açıklanan, bilinen kısmıyla. Ama bununla birlikte tabii ki Türkiye'deki göç durumu, buradaki belirsizlikler ve bununla birlikte Türkiye'den farklı AB ülkelerine gidenlerin burada kalacağına ve dönmeyeceğine inanılması da bir faktör olarak görülüyor. Yani hani sizin oraya gittiğinizde bunun turistik amaçlı olmadığına ve orada tamamen yakınlarınızda ya da başka insanlarla kalacağınıza ve dönmeyeceğinize inanıyorlar. Bu yüzden de reddediliyor başvurular. Peki. Biz de bütün gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Dileriz ki bu olumsuz durum bir an önce çözüme kavuşsun. Çok teşekkür ediyorum İrem katkıların için. Çok sağ ol. Bugünlük bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.